Diyarbakır'da toplu yemek üretimi konusunda faaliyet gösteren sektörün öncü firması Satar Yemek Fabrikası'na konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Diyarbakır'daki yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Diyarbakır merkezde bulunan Satar Yemek Fabrikası'ndayız. Yanımda da bu işletmenin kurucusu Mehmet Bey bulunuyor. Mehmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Yani kurucusu olduğumuz, şu anda finansman bölümüne ben bakıyorum. Ve 7 kardeşiz, bu işe beraber atıldık. Ve haramdan devam ediyoruz. Yani 1978'den beri babadan devraldık bu işi. Ve şahsi firmadan şirketleşmeye gittik. Ve toplu yemeğe hep beraber başladık. İnşallah. Yani daha da hedefimiz, daha da büyüyeceğiz. Peki siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Valla çocukluğumuzdan beri. Yani düşün, ilkokuldan beri bu sektördeyiz. Yani yaklaşık 40 yıl. Müşterilerinizde ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Biraz da onlardan bahsedelim istiyorum. Yani bizim burada yaygın olarak taziye yemekleri, mevlüt yemekleri, toplu yemeklerde ağırlık bizi tercih ediyorlar. İnşaat firmaları, okullar, hastaneler ve benzeri toplu yemekleri yapıp gönderiyoruz. Yani yemek tercihlerinde de yöresel yemekler olarak hedef gönderiyoruz. Ondan dolayı. Peki Türkiye'nin birçok yerine yemek gönderiyorsunuz burada. Aynı zamanda imalathanesi de zaten size ait. Hangi illerle çalışıyorsunuz daha çok? Tabii ya, günün koşulları artı değilmiş. Başbakanlık toplu konutlarındaki alan firmalarla anlaşma yapıyoruz. Orada prefabrik dediğimiz hazır betonarmelerle mutfağı kurup hizmeti orada aktifleştiriyoruz. Kaç çeşit yemek üretiyorsunuz burada? Yani günlük olarak müşterilerin tercihine göre. Yani günlük olarak 6-7 çeşit zaten burada çıkıyor. Vatandaşa sunuyoruz. Vatandaşlar burada gelip kendileri tercihine yemeklerini yiyorlar. Ve gördüğünüz gibi zaten masalarda da gelip kendi sıralarına alıp yemeklerini rahatlıkla yiyebiliyorlar. Peki biraz da tatlı imalathanenizden bahsedelim istiyorum. Hangi tatlıları çıkartıyorsunuz? Yani bizde tulumba tatlısı, irmik tatlısı, şambaba yani... Müşterinin tercih edebileceği bütün tatları yapıyoruz. Yani bizim için değişen bir şey yok yani. Yeter ki vatandaş istesimizle. Şimdi bu şey konusuna biraz daha değinelim istiyorum. Yani yemeklerde siz anlaşma sağladığınız zaman illere gidiyorsunuz. Orada nasıl hizmetler sağlıyorsunuz fabrika çalışanlarına? Yani orada mesela prefabrik hazır yapılar var. Bu hazır yapılarımızı, mutfaklarımızı kuruyoruz orada. Oturma yerleri. Mutfak ve depo yerlerini ayırıp öyle hizmet sunuyoruz. Yani bir normal lokantada nasıl bir insan oturup yemek yiyebilecek şeydeyse o şekilde gelip yemeklerini rahatlıkla oturup yiyebiliyorlar. Bütün hizmeti siz sağlıyorsunuz orada. Yani fark etmiyor. Yani atıyorum Edirne'de olur, Hakkari'de olur. Yani bizim daha önce referanslarımızda da mevcuttur. Samsun'da da çalıştık, Erzurum'da da çalıştık, Kars'ta da çalıştık. Yani Samsun'da da çalıştık. Yani Türkiye'nin her tarafı bizim için fark etmiyor. Yani neresi olursa olsun gidip çalışırız yani. Peki kaç kişilik kadroyla hizmet veriyorsunuz burada? Yani şu andaki mevcut şeyimizde şu anda 50'nin üzerinde istihdam ediyoruz buradan. İnşallah hedefimiz daha da büyüyecek ve daha da genişleteceğiz. Buranın dışında başka bir şube açmayı düşünüyor musunuz? Organize'de daha büyük bir yer düşünüyoruz. İnşallah Allah nasip ederse zaten projemiz de mevcut. Yani... En kısa zamanda 6-7 ay içerisinde aktifleştireceğiz orayı. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ediyoruz. Röportajımızı sonlandırmadan önce söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Valla, ağzınıza sağlık, hoş geldiniz memleketimize. Memlekete huzur, barış gelmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum size. Evet sevgili izleyenler, Diyarbakır merkezde bulunan Yemek Satar Fabrikası'na konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?